Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Konya yöremizin bamya çorbası tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için kuzu eti haşlıyorum. Bu tarif için kuzu eti kullanacağız. İsterseniz kuzu gerdan da kullanabilirsiniz. İsterseniz kuşbaşı et de kullanabilirsiniz. Ben düdüklü tencerede 1 saat haşladım. Hem suyunu hem de etini kullanacağız. Konya'da bu çorbayı yapmak için küçük baş hayvan kesilir ve hem suyu hem eti kullanılır. 100 gram kuru çiçek bamya kullanıyorum. Bu şekilde ipe dizilmiş halde satılıyor. Çiçek bamyanın üzerinde bulunan tüylerini, bu bıyıklarını almamız gerekiyor. Bunun için de bir örtü içerisinde bu işlemi yapıyoruz. Bir örtü içerisine alıp hafif hafif bastırarak ovuşturalım. Bu şekilde ovuştura ovuştura bütün tüylerin dökülmesini sağlayalım. Bakın dibinde kalan tüyleri, tozları görüyorsunuz. Bamyanın tüylerini aldıktan sonra 5-6 su bamyayı yıkayalım. Üzerinde bu şekilde kalan tüyleri, tozları iyice çıkarmış oluyoruz. Tertemiz bamyamız hazır. Son suyun içerisinden alıp tencereye koyuyorum. Bamyaları öncesinde haşlayacağız. Ben 5-6 defa yıkadım bamyaları. Tencereye aldım. Tencereye su alalım. Ocağa alalım. Bamyanın salyalanmaması için yarım tatlı kaşığı limon tuzu ilave edelim. Limon tuzuyla haşlıyorum. Eğer isterseniz yarım limon suyu da kullanabilirsiniz. Bamyaları haşlanıp haşlanmadığını kontrol ediyorum. Yumuşadığı zaman olmuş demektir. Benim bamyalarım orta ateşte 20 dakika haşlandı. Bamyaları bir kaseye alalım. Biraz soğuduktan sonra iplerinden çıkaralım. Bamyaları mutlaka haşladıktan sonra iplerinden çıkarın. Diğer türlü iplerinden çıkaramazsınız. Bu şekilde bamyaları iplerinden çıkaralım. Bütün bamyaları hazırladım. Gördüğünüz gibi bamyamız bayağı bir çoğaldı. Yaklaşık 200-300 gram kadar da haşlanmış, didiklenmiş kuzu eti kullanıyorum. Etlerimi de didikleyip hazırladım. Çorbamızı yapmaya başlayabiliriz. Tencereye ince ince doğranmış bir tane kuru soğan alalım. Biraz sıvı yağ ilave edelim. Soğanları biraz kavuralım. İki yemek kaşığı karışık salça kullanıyorum. İsterseniz sadece domates salçası da kullanabilirsiniz. Ben kendi yaptığım salçayı kullanıyorum. Salçamın tarifini daha önce kanalımda paylaştım. Eğer isterseniz oradan bakabilirsiniz. Salçayı da biraz kavuralım. Bamyaları ilave edelim. Yaklaşık 1 dakika kadar bamyaları da kavuralım.
Etleri de ilave edelim. Benim kullandığım et biraz fazla geldi. Siz daha az kullanabilirsiniz. Suyunu ilave edelim. Bir kısmını et suyu, bir kısmını da su kullanacağım. Yarı yarıya hazırlayacağım. Süzdüğümüz et suyundan ilave ediyorum. Yarım tatlı kaşığı limon tuzu ilave ettim. Bu çorba ekşi bir çorba. Çorbanın ekşi olması gerekiyor. Çok aşırı ekşi de değil tabii ama ekşili bir çorba olur. Toplamda 5 su bardağı su, 5 su bardağı et suyu kullandım. Tuzunu ilave edelim. Kıvamına göre gerekirse biraz daha su ilave edeceğim. Çorba kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra kapağını kapatalım. Kısık ateşte pişmeye bırakalım. 30 dakika sonra kontrol ediyorum. Kıvamına bakalım. Suyu özleşmiş mi? Ona bakalım. Suyu biraz bana az geldi. 2 su bardağı daha sıcak su ilave ettim. Mutlaka sıcak su ilave edin. Tekrar pişmeye bıraktım. Suyu özleşene kadar pişirelim. Ben kısık ateşte 1 saat pişirdim. Suya iyice özleşti. Çorbamız pişti. Ocağı kapatalım. 5 dakika dinlendirip sıcak sıcak servis edelim. Konya'da bu çorba kaynar kaynar içilir. Üzerinde mutlaka böyle yağı olur. Bol yağlı bir çorba olur. O yüzden de bu çorba kaynar kaynar içilir. Artık servis edebiliriz. Konya yöremizin nefis bamya çorbası hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.